Sabah notlarından merhaba. Saatler 14.46'yı gösteriyor. Ben Reyhan Baysan. Haftanın son gününde birlikteyiz ve olumlu bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Borsa tarafında hiç vakit kaybetmeden önce fiyatlamalara şöyle bir bakalım. BIST 100 endeksinde aslında bugün içerisinde biz yeni rekorların, gün içi rekorların tazelendiğini gözlemledik. En yüksek 10.571 seviyesinden geçti işlemler. Şu anda da 10.558 seviyesini görüyoruz. Yani burada aslında zirveye, gün içi zirveye yakın bir tablo var. Bakalım kapanış itibariyle nasıl bir seviyeyle karşılaşacağız. %2,32'lik yükseliş olduğunu görmek mümkün oluyor. Puan bazlı katkılara göz attığımız zaman birinci sırada en yüksek puan bazlı katkının Akbank'tan geldiğini görüyoruz. İkinci sırada Türk Hava Yolları, üçüncü sırada da Türkiye Petrol Rafinerileri Arşa yer alıyor. Şöyle bir negatif puan bazlı katkılara bakınca ise birinci sırada Galata Wind Enerji, ikinci sırada Biotrend, üçüncü sırada da Batıcım Batı karşımıza çıkıyor. Ve tabii bir yandan da bankacılık tarafına baktığımız zaman oradaki sert yükselişleri görmek mümkün oluyor şu saatlerde. Sabah %3'ün üzerindeki primler şu an itibariyle %4,5'a yaklaşmış durumda, %4,25'lik yükselişi olduğunu görmek mümkün oluyor. Dolar TL tarafında 32,28, Euro TL'de ise 35,03 seviyeleri karşımıza çıkarken Euro Dolar paritesi de bir miktar baskı altında, 1,08'lerin biraz daha 1,07'ye doğru hareket alanına geri çekildiğini görmek mümkün oluyor ki orada aslında dolar endeksinde 104,7 seviyesini görüyoruz. Günlük değişim %0,28 yukarıda. Spot altında 2387 dolar seviyelerini, gram altında 2480 lirayı görüyoruz. Bitcoin 66.000 doların üzerinde ve primli. Brent petrol yeniden 83 dolarda ama yön aşağı. Amerikan petrol tarafında da 79 dolar 07 senti görmek mümkün oluyor. Şimdi küresel piyasalara ilişkin özellikle ABD tarafındaki başlıkları Bloomberg ET araştırma analisti Sevcan Ersözlü ile konuşacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin. Şimdi seninle işte borsayı biraz daha yurt dışı tarafından konuşuyoruz ama genel olarak şöyle bir hani borsaya baktığımız zaman yurt içinde enflasyona karşı en fazla koruyan yatırım araçlarından biri oldu. Örneğin işte Nisan verilerinde reel getiri sağlayan, en yüksek reel getiri sağlayan araçtı. Acaba yurt dışında nasıl? Bir de hani yurt dışındaki hikayeyi konuşurken hep orada o muhteşem yedilden, teknoloji hisselerinin öncülüğündeki yükselişten bahsediyoruz. Dolayısıyla acaba hani teknoloji endeksleri, teknoloji hisseleri daha doğrusu oradaki yükseliş enflasyona karşı koruyor mu, korumuyor mu? Tam da bugün ben de buna dair notlarla beraber geldim. Çünkü neyi takip ediyoruz? S&P 500 endeksi bu sene içerisinde 23. rekorunu tazeledi. VIX Core endeksine bakıyoruz. Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enflasyon oranına bakıyoruz. 6 aydan bu yana ilk defa düşüş eğilimi gösterdi. Bunların hepsi olumlu. S&P 500 için yeni rekor tahminleri geliyor. BMO sermaye piyasaları analisti 5600 endeks seviyesini ifade etti sene sonu bitişi için. Ama bir taraftan da JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon gibi aslında görece olarak piyasada hatırı sayılır ve sözüne itibar edilen isimlerden de stagflasyon ve enflasyon korkusunu görüyoruz. O da piyasalara fazlaca iyimser, fazlaca mutlu bir tablo çizildiğini ifade ediyor. Ve diyor ki politikalar değişecek. ABD hükümetine baktığımızda işte yeşil enerji politikaları var. Son dönemde Çin'den yapılan aslında vergi artışları, ithal olan ürünlere getirilen vergi artışları var. Ve yeni savunma harcamaları da gündemde. Bunların hepsi enflasyonu arttıracak. Bizi stagflasyonist bir senaryo götürebilir diyorlar. Baktığımız zaman da muhteşem yedili hisseleri Nvidia gibi, Apple gibi şirketlerin hisse senetleri de en yüksek zirve seviyelerine yakın ve bugün ve yarın onlardan da yeni bir rekor tazelemesi haberlerini takip ettiğimiz süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla enflasyon ile teknoloji hisse senetleri acaba birbirlerini koruyor mu? Enflasyon yüksek olduğunda teknoloji hisse senetleri bizi koruyor mu? Evet. Son 30 yıla baktığımızda bu aslında koruduğunu ifade ediyor. Ama biz öyle dönemlerden geçtik ki onu da grafik üzerinde kırmızı oklarla beraber işaret ettim. Bunlardan bir ilki 1990'ların sonunda ABD enflasyon verisinin 3,8'in üzerine çıktığı dönem. Sonrasında 2000'lerin ortasında çıkıyor. 2010 ve 2019 sonrası son dönemde pandemi ve sonrası çıkıyor. Bu dönem eğilimlerine baktığımız zaman da enflasyon başlangıcından yukarı yönde giderken teknoloji hisse senetleri korumuş. Çünkü neden? Teknoloji hisse senetleri göre daha iyi
getiriler sağlamız aslında enflasyonun yüksek olduğu noktada ve parasal gevşemin etkisiyle beraber. Ama ne zaman buradaki faiz oranları görece daha yüksek tutulup bir miktar daha piyasadaki likidite koşulları geri çekildiği noktada S&P 500 endeksinin içerisindeki teknoloji hisse senetleri de aşağı yönlü performans kaydetmiş. Çünkü neden? Burada da aslında tam ters noktaya geliyorlar. Faiz oranlarına görece çok fazla duyarlı oldukları için herhangi bir durgunluk senaryosu ortaya çıktığı noktada yeteri kadar kazanç sağlayamayacakları, herkesin temel ihtiyaç ve savunma şirketlerine, defensif sektörlere geri dönüşüyle beraber aslında bu sektörün çok fazla ekmek kazanamayacağına dair beklenti satın alıyor. Dolayısıyla baktığımızda da bir anket var. Bloomberg'in gerçekleştirmiş olduğu Market Live anketi. Orada şu ifade ediliyor. Enflasyona karşı sizi en çok hangisi korur? Baktığımızda ne var? ABD teknoloji hisse senedi ve altın sorulmuş. %50 oranında gelen cevap altını seçmiş. Dolayısıyla bunlar da bundan sonraki süreçte, Nisan ayında biz enflasyonun görece düşük geldiğini görüyoruz ama bundan sonraki süreçte senaryo stagflasyona sürüklenirse eğer teknolojiyle endeksine bir miktar daha imtina ederek bakmamız gerektiğini ifade edecek. Bir taraftan da volatilite ile ilgili de bir grafiğimiz var. Onu da alabiliriz. Çünkü neden? Biz bu süreç içerisinde bizi enflasyona karşı koruyor ama volatilite olarak da aslında çok da rahat bırakmıyor aslında yatırım yapanlarını. Çünkü neyi görüyoruz? Biz son bir yıl içerisinde S&P 500 endeksi 121 gün negatif kapatmış. Bu 121 günün %60'ında teknoloji senedi endeksi S&P 500 endeksinden daha görece negatif performans kaydetmiş. Burada da muhteşem yedili hisse senetlerinin Bitcoin ile performansları var. Volatilite karşılaştırması yapılmış. Tesla'nın bir yıllık volatilitesi %58, Nvidia %50, Meta %49, Bitcoin %45. Biz Bitcoin ve kripto varlıklardan bahsederken son derece volatil, çoğu son derece riskli bahsederken aslında bu dev hisse senetlerinin şirketlerin hisse senetleri volatilite olarak geride bırakmış durumda. Amazon %35, Google %32, Microsoft %28 ve Apple ise %25 olarak gidiyor. Dolayısıyla korudukları kadar kısa süreli de volatilitesiyle beraber küçük yatırımcıyı aslında rahat bırakmıyor diyebiliriz. Evet, şimdi bir başka konu da yine hani küçük yatırımcıyı da ilgilendiren, hatta işte geçen haftadan beri de gündemden düşmeyen OpenAI. Oradaki haberlerden bir tanesi de hani şirketle alakalı olarak Reddit'teki içeriği ChatGPT'ye getirmek için bir anlaşma imzaladılar. Hani bu hani çok hızlı bir şekilde gelişen o haber akışının, o ilerleyen teknolojinin belki biraz daha hız kazanmasına yol açacak ama şirketlere nasıl yansıdı? Evet, zaten ChatGPT seninle beraber hangi şirketleri pozitif, negatif etkileyebilir diye konuşmuştuk. Negatif yönünden başladık. Şimdi pozitif etkisi var aslında Reddit üzerinde. Ne yapacak? Aslında ChatGPT'nin yeni versiyonu, 4o versiyonu çok daha fazla görece olarak normal sohbetten, normal bilgi akışından yararlanmak için Reddit içeriğini buraya entegre olacak. Seni kesiyorum ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor. Şu kameralarımızı çeviriyoruz. Enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken bütün tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Mayıs ayında baz etkisi nedeniyle enflasyon zirve yapacak. Ama daha sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini biz öngörüyoruz. Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Ve bu gerçekten hareketle sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız. Sözlerime son verirken bugünkü birlikteliğimizi sağlayan Ziraat Bankası Genel Müdürümüze, değerli ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Tarım Ekosistemi programında konuşmalar da bulundu ve orada özellikle işte Mayıs'ta baz etkisi sebebiyle enflasyon zirve yapacak, sonraki aylarda hızlı inecek söylemini yinelediğini görüyoruz. Bunların başka neler söyledi, bunların hepsinin detaylarını konuşacağız şimdi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bizimle beraber. Dağlar Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ekonomi yönetiminin oldukça yoğun bir performansı vardı bu hafta içerisinde. Pek çok kez yayınlarımız da bölündü. Canlı yayınlarla söylediklerine kulak verdik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu anda az önce paylaştı. Son dakika olarak da ekranlara da yansıttık ama gündemde enflasyon var gibi duruyor. Burada fiyat istikrarını sağlayacağız mesajı çok hani altı kalın kalın çizilerek ekonomi yönetimi tarafından işte gerek Hazine Bakanlığı gerek Merkez Bankası tarafından bu mesaj veriliyor. Ne dersiniz siz burada fiyat istikrarının sağlanması için yapılanları yeterli buluyor musunuz? Verilen mesajları bu sözel yönlendirme bir hani politika aracı olarak tabii ki çok önemli merkez bankacılığı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sabah da tabii piyasa katılımcı anketi gelmişken beklentiler nasıl yönetiliyor acaba? Önce şunu söyleyeyim, artık eski dönemle bir farkı şu anki ekonomi yönetiminin sabah bir veri açıklanıyor. Piyasa katılımcıları anketi gibi enflasyonu yakından ilgilendiren. O gün içinde ekonomi yönetiminin önemli isimlerinden buna dair bir vurgu alıyoruz, bir mesaj alıyoruz, bir sinyal alıyoruz. Bu da aslında yakından izledikleri görünümü, izledikleri izlenimini güçlendiriyor. 75 ile işte %75 civarı bir enflasyonla Mayıs'ta zirve yapacağız, sonra gerileyecek, baz etkisi destekleyecek. Söylemi zaten uzun süredir piyasanın farkında olduğu, şaşırtıcı olmayan bir vurgu. Benim gördüğüm piyasanın genel olarak enflasyon beklentisindeki yönelim ufak ufak hem aylık enflasyon eğilimine yönelik fikirler gevşiyor. İşte bu ayın enflasyon beklentisi ankette %3 aylık. Önümüzdeki ayın işte biraz daha düşüyor %2,5'a, bir sonraki ay için %2,4. Ve sadece enflasyon seviyesinin kendisi değil, enflasyon belirsizliği de düşüyor. Standart sapmasına bakılıyor anket sonuçlarının. Yani toplu enflasyon anketine katılanlar ne kadar kafaları karışık, ne kadar geniş bir bantta fikir veriyorlar. Bunu görüyoruz. Bu enflasyon belirsizliği göstergelerinin de yavaş yavaş gevşediğini görüyoruz. Yani uzun zamandır gerilemediği seviyelere geldi bu da. Dolayısıyla anketin kendisinden enflasyon beklentisine ilişkin mütevazi bir iyileşme var. Bu da genel senaryoyla uyumlu. Bunun dışında bizim yıl sonu tahminimiz pek değişmedi son zamanda. %44'lük bir enflasyon tahminimiz var. Ama kur tahminimizi aşağı çektik. Evet. Kur tahminimizi de 39'dan 37'ye çektik bu yıl sonu için. Hem yakın vadedeki değer kazancı diyeyim, hem reel değer kazancı hem nominalde de yatay seyir diyelim. Burada destekleyici oldu. Muhtemelen Haziran ayında da güçlü bir kur tarafında TL açısından pozitif bir ortamın devam etmesini beklerim. Ondan sonra da eski trende az çok döndürdüğümüzde 37 çok ulaşılabilir bir seviye gibi yıl sonu için. Şu an yerli ekonomistlerin ve tahminleri biraz daha yukarıda, hala yıl sonu tahminine 40'a işaret ediliyor. Ama yabancılar Londra daha 35, 36, 37 bu seviyelerdi. Biz de daha iyimser tarafa, TL pozitif tarafa yaklaştık. Peki biraz bu etkilerinden bahsedebilir miyiz? Yani işte hem reel hem de nominal olarak değer kazandığının altını çizdiniz. Evet, işte hani bugünkü sabahki yayınlanan anketin detaylarında sizin de söylemiş olduğunuz gibi yıl sonu beklentisi medyan olarak 40.01 seviyesinde. Siz 37'ye indirdik dediniz. Bunun etkileri yani hem reel hem de nominal olarak değerlenmesinin ekonomik veriler üzerindeki etkileri nasıl olacak acaba, ne dersiniz? Yani bir genel bir iyimserlik yaratıyor. TL'nin az çok istikrara kavuştuğunu gören yabancı için buradaki kur riski azalıyor. Dolayısıyla zaten bir yabancı girişiyle, yabancı sermayenin güçlü girişiyle işte devlet tahvillerinde çok güçlü, son bir haftada 3 milyar dolara yakın bir yabancı girişi var. Hani bununla sağlanan kur istikrarı aynı zamanda kendi kendini besleyen olumlu bir döngüye de giriyor. Bunun dışında enflasyon beklentilerini kırmada Merkez Bankası'nın önümüzdeki 3 aylık sürede bu kurdaki seyirden çok net bir şekilde yararlanacağını düşünüyorum. Bizim tahminimiz yıl sonunda %44 enflasyon zaten bir miktar bunu içerdiği için hani bizim tahminimizi çok değiştirmiyor. Ama aşağı yönlü risk yaratıyor. Yani yabancı girişi güçlü seyreder,
Merkez Bankası yoğun rezerv birikimine rağmen kurun fazla yükselmesini de engelleyerek ya da piyasa koşulları kuru çok yukarı götürmezse burada enflasyon eğilimi biraz daha hızlı da kırılabilir. Burada merkezin 38'lik tahminini konuşmaya başlarız. Öbür taraftan bir risk unsuru boyutu da var. Çünkü nedir? Reel olarak paranız değerleniyor. Evet. Turizm, ihracat gibi kanalların bir miktar negatife etkilenme ihtimali konuşulabilir. Çok büyük bir olumsuzluk beklemem. Ama belki bu seyir devam ederse işte yavaş yavaş reel değerlenme sonucu dış dengede bozulma olacak mı onu konuşmaya başlarız. Ama her halükarda turizmin güçlü olduğu bir döneme gireceğiz. Geçen yıldan daha kötü bir turizm beklentim yok toplam turizm geliri açısından. Dolayısıyla o da bu kur tarafını desteklemeye devam edecektir. TL pozitif kalmak önümüzdeki 1-2 ay için bence şu an çok mantıklı. Evet, yani anlattığınız çerçevede aslında hani işlerin yolunda gittiğini gösteren bir tablo karşımıza çıkıyor. Bunun karşısındaki riskler ne olabilir? Yani temkinli durmakta fayda var diyebileceğiniz. Mesela biraz önce işte turizm tarafına, ihracat tarafına çok fazla reel değerlenme olumsuz yansıyabilir dediniz ama bunları sonra konuşacağız. Küresel çaptaki gelişmeler ya da şu anda Türkiye'ye olan bu hali hazırda para girişini olumsuz etkileyebilecek başlıklar var mı? Yoksa mevcut durum hani bu hani mevcut korunduğu takdirde bu gibi biraz daha hani daha da belki de iyileşerek para girişlerini göreceğimiz bir döneme başladık diyebilir miyiz? Hani bu ay biraz fazla bir önden pozisyonlanma var. İşte artık yavaş yavaş fark ediliyor uluslararası piyasalarda Türkiye pozisyonunun önemi. Hani bu ay biraz güçlü bir giriş olacak ve hep böyle gitmeyecektir diye tahmin ediyorum ama sonuçta Türkiye'yi genel olarak destekleyen hikayeler var. Birincisi bazı büyük ekonomiler gelişmekte olan dünyada Avrupalı ve Batılı yatırımcı için şu an yatırım yapılabilir durumda değil. Çin ve Rusya. Jeopolitik gerekçelerle buraya yabancı gitmiyor. Geriye kalan dünyada da Türkiye'nin bir hikayesi var. Bir kere Türkiye kötü bir dönemi geride bıraktığı hikayesini anlatıyor. İkincisi de parasal sıkılaşma döngüsünde Türkiye yabancı sermaye açısından avantajlı bir yerde. Yavaş yavaş dünyada gevşeme konuşuluyor, gevşeme başlıyor. Diğer gelişmekte olan ülkeler sonuna geldi parasal sıkılaşma döngüsünün. Türkiye'de faizin seviyesi ve sıkılık zirvede ve bir sene daha burada kalacak. Dolayısıyla bu da Türkiye'yi diğer ülkelere göre carry trade olsun, TL'nin güçlü seyretmesi beklentisiyle tahvili ve Türk lirası cinsi varlıkları yatırım olsun destekleyecektir. Bir de tabii bunlar dışında Türkiye'ye yönelik finansmanı etkileyebilecek konu jeopolitika. Kısa vadede hani burada büyük bir şok yaşanırsa yani kuzeyimizde ve güneyimizdeki çatışmalarla bir tansiyon artışı olur. Bu belki petrol fiyatı üzerinden olumsuz etkisi olabilir. Ama orta vadede Türkiye jeopolitik ortamı kendine uygun şekilde yönetmeye çalışıyor ve bu konuda bazı fırsatların da olabileceğini düşünüyorum. Son olarak bir de Fed'in gevşemesine yönelik son enflasyon verisi, perakende satış verisi olumlu sinyaller verdi. Hani diğer gelişmekte olan dünya dışında Fed de gevşeyecek. İki faiz indirimi bu yıl için şu an fiyatlanıyor. Eylül ve Aralık ayları olmak üzere. Hani bu iki indirim de Türkiye'nin mevcut sıkılaşma döngüsündeki yeri açısından yine destekleyici olacaktır. Zaten yabancılar şimdiden bunları satın almış, satın almakta. O yüzden bu ayki kadar güçlü bir akım olmasa bile ben önümüzdeki Haziran ayının en azından, hani Temmuz'da biraz uluslararası piyasalar tatile giriyor ama Haziran ayında güçlü bir ay olabileceğini düşünüyorum. Şunu merak ettim şimdi, hani Eylül ve Aralık döneminde Fed'den yeni bir faiz indirimi, yani hindarken faiz indirimi süreci başlayabilir diye. Bu arada son bir dakika içindeyiz. Çok kısa bir cevap rica edeceğim, evet ya da hayır diye. O dönemde hani mevcut politikalar devam ettiği takdirde faiz indirimleri geldikten sonra bu girişlerin çok daha hızlanma etkisini görür müyüz, görmez miyiz? Biraz önden fiyatlayacağız gibi düşünüyorum bunları. O yüzden vakit daha şimdi gibi. Evet. Doğru fiyatlama için. Yani Eylül'den sonrası biraz geç olabilir.
Çok çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için. İş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bizimle beraberdi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tarım Ekosistemi programında konuşuyor. Ve son dakika gelişmesi olarak da ekranlarınıza yansıyor. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışı çözmeliyiz. Kırmızı ve beyaz ette son dönemde yaşanan dalgalı hareketi yok sayamayız açıklamasını yapmış. Oradan da son gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Seans notlarını noktalayalım. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.